Ya asmayın suratınızı çocuklar, asmayın suratınızda. Her şeyde vardır bir hayır. Bakın Saniye Hanım iyi. Tahir oğlumdan nefes kızıma da dualarınızı eksik etmeyin. E elimizden başka bir şey de gelmez de. O iş öyle değil baba. Abi. Söylemeyeceğim Sun. Herkes bilsin işte. Neyi bileceğiz? Sonu. Bu nedir oğlum? Tahir, evlat, sana söylemem gereken şeyler var. Yüreğime ağır gelen şeyler. Bunu yüzüne söylemeyi çok istedim, yapamadım. Şimdi bu mektubu yazıp saklamam işe yaramayacak ama... sırtımdan biraz olsun yükü alır mı diye yazıyorum. Acaba bir gün olur da öğrenir mi gibi zayıf bir ihtimale bile sığınıyorum. Yıllar önce çarçur edilmiş bir kadını arkamda bırakıp Trabzon'a geldim. Delikanlılık çağları. Bir kadına sevdalandım. Bir kadının ahı varmış üstümde. Bilemedim. Sevdalandığım kadın Sakine'ydi. Annen Saniye Hanım'ın ahretliğim dediği, kız kardeş gibi bildiği Sakine. Saniye Hanım, amcan bildiği Deli Tahir'e sevdalıymış meğer. Ama babası Mehmet'e vermiş onu. Benim bunlardan hiç haberim yok tabii. Sakine ile Deli Tahir gizli gizli buluşuyorlarmış. Ben Sakine'yi babasından istedim. O da verdi. Ben söz keseriz diye hayal kurarken Deli Tahir ve Sakine beraber kaçıp gitmişler. Kaç sefer İstanbul'a gittim. Milyonluk şehir tabii. Nasıl bulayım? Aradan bir yıl geçti. Bir gün ben Sakine'nin babasının yanındayken birden Saniye Hanım çıktı geldi. Sakine telefon etmiş. Adresini söylemiş. O adres de benim elime geçti. Sen Deli Tahir'le Sakine'nin oğlusun. Ben de babanın katiliyim. Ananın da katiliyim. Bir evladı anasından babasından kopardım. Benim evladım da benden koptu. Ha bu mektubu okuyorsam, hala hayattaysam gel vur beni. Çok yoruldum be evlat. Uyumam lazım. Abin Fikret Delice. Kardeşim benim.